Skype alalım hanımefendi. Hanımefendi peki ben bu kadar çok işkenceye maruz kalmışsınız. Sanki hayatınıza son verecek şekilde bir psikolojinizin bozuk olduğu gibi bir psikoloji yaratmaya çalışmışlar. Sizin ellerinizi canlı canlı kesmişler, dikmişler. Kurban olayım, siz oradan hiç kaçmayı nasıl denediniz? Yani de kaçamadınız mı daha doğrusu? Sonra nasıl başardınız kaçmayı? Kaçamadım dedim hanım, çünkü başında gardiyanlarım vardı. Kim onlar? Ailece yapıyorlar. Ailece bu işi yapıyorlar yani. Ailece. Asıl benim yani tek tek alınmamaları gerekiyor. Mobilya mağazası var. 120 bin lira vergi borcu var. Üzerimde hat kullanılmış, patronu hatlar kullanılmış, ödenmemiş ve benim SGK'lı çalışanım diye bunlar benim maaşıma icra olarak geldiğinde haberim oldu. Kredi kartı kullanılmış, krediler çekilmiş. Bu arada Aydın sadece işte sizi işte kredi çektirerek ya da sizin evinizi farklı vekalet alarak farklı yollardan sizi iddianıza göre dolandırmıyor. Aynı zamanda çok enteresan bir şekilde medyumluk mu? Bunu söyleyebiliyor muyuz? Ben yani hangi kelimeyi, doğru kelimeyi kullanacağız? O kadar beni zorluyor ki. Rütük kuralları gereği. Türkçem değişti yani. Vallahi Türkçe bildiğim çok kelimeyi farklı kelimeler üretir pozisyona geldim. Ama tabii... Astrolojiyle uğraşıyor diye. Ama astroloji aynı şey değil. Değil de yani. Astroloji aynı şey değil. Hayır. Çok değerli astrologlar var. Yani birçok yerde de bunun zaten okulları var. Aynı şey değil. Ama yani ne yapıyor? İnsanları aynı zamanda böyle benim bazı hislerim var, yeteneklerim var, duru görüm var, altıncı hissim kuvvetli diye nasıl kandırıyor? Dedelerim şeyh diye insanları kandırıp, buna defalarca kez şahidim, insanları kandırıp özellikle evli kadınları. Evli kadınları. Evet, evli kadınları. Dediğim gibi onlarla duygusal bağlantıya geçtikten sonra, evlerine girip çıktıktan sonra banyolarına kamera yerleştirip namahrem görüntülerini alıp onları kocana gösterimle tehdit edip onlardan para alıyordu. Ay, peki siz o sırada tanıştığınızda evli miydiniz Aydın'la? Hayır. Ha, siz ayrılmıştınız yani şey yapmıştınız, bir birlikteliğiniz yoktu yani. Onu da anlatacağım Didem Hanım. Benim ailemi tamamen benden uzaklaştırdı. Nasıl uzaklaştırdı derseniz, evliyken benle beraberdi. Kocasını benimle aldatıyordu. Ve benimle kaçtı gibi iddiaları ortaya atarak benim bütün ailemi benden uzaklaştırdı. Pardon, anlamadım, özür dilerim. Burada birçok insan da anlamadı. Bende mi sorun var? Bir daha söyler misiniz onu, son bölümü? Ben anlamadım onu, özür dilerim. Evet. Yaptırmak için hani beni arayıp sormasınlar, benden haber alamasınlar diye. Evet, evet. Aileme bile eşiyle evliyken benimle beraberdi. Yani ben eşiyle aldatıyormuşum pozisyonuna düşürdü beni. Sizinle ilgili bir kötü bir imaj yaratmaya çalıştı. Eşiniz o, aileniz o yüzden sizi aranıza mesafe koymuş. Peki sizin bir çocuk, birlikteliğinizden bir kız çocuğunuz mu oldu? Evet. O kız çocuğu... karşılığı. Evlatlık, evet, evlatlık. Almanya'da bir aile. Evet. Almanya'da bir aileyle anlaşmış çocuk. Buna başvurmuşlar internet aracılığıyla. Evet. O zaman 300 euro kapalı alıp kızımın para karşılığı o aileye satacaktı. Elinden zor aldım çocuğumu. Bunu size teklif mi etti? Çocuk doğdu, bunu satalım mı dedi? Hayır, zaten benden habersiz alıp götürecekti. Son anda çocuğumu ayırdım çünkü parka götüreceğim dedi. Evet. O zaman ablası vardı yanında. Ben kızı alıp parka götüreceğim dedi. O zaman kızım 8 aylıktı. 8 aylık çocuğu parka götürecek, orada da sat... Vay, kork. Ya, bu ne? Ne yapacaksın dedi. Evet, kimliği de istiyor sizden, öyle mi? Kimliği de istiyor. Parka giden çocuğun kimlik gerekmiyor dedim. Hani sen benim çocuğumun kimliğini niye istiyorsun ki? Çocuğumu niye nereye götürüyorsun dedi. Peki kaç çocuğu var bunun başka? Yani sizin kızınızdan başka çocukları var mı? Sayısını kendi bile bilmiyordur. Sayısını kendi bile bilmiyordur. Burada Sevgi Hanım dedi ki sayısını kendi bile bilmediği kadar çocuğu vardır diyor. Onları satmış olabilir mi? Didem Hanım bir tek onun elinde işkence veren ben değilim yani. Ben inanmıyorum bir tek ben olduğuma. Daha bir sürü kadınlar vardır ama korkularından çıkıp da konuşamıyorlar. Vallahi
Vallahi ben sizin gibi yine Aydın Bey tarafından ve ailesi tarafından işkence gördüyse, onunla bir birliktelik yaşayıp ya da buna benzer olaylar yaşadıysa, ben herkesi lütfen ihbar hatlarımızı aramaya davet ediyorum. Sizin bildikleriniz ve yaşadıklarınız çok korkunç şeyler olabilir. Ama lütfen evet, biz sizin kimliğinizi de saklarız, bulunduğunuz yere de saklarız, sesinizi de değiştiririz ya da ekranda konuşmak istemiyorsanız sizi emniyetle irtibatla hale geçirebiliriz. Ve sizin bildikleriniz ve anlattıklarınızla başka canlar yanmayacak. Lütfen korkmayın, ne olur buradaki kadınlar gibi cesur olun, olur mu? Çok rica ediyorum sizden. Ben gelişmelerden şu an neredeler? Bir Hüseyin'e bir sorar mısınız? Sağlık kontrolü bitmiş mi? İnşallah bütün, eğer diğerleri de sorulmuşsa, kız kardeşleri hepsi de bütün yeğenlerde inşallah adalet önünde gereken hesabı verirler. Hüseyin, bir anlatır mısın son durumu lütfen bana hemen? Didem Hanım, şu anda hastanenin önünde bekliyoruz. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye geçeceğiz buradan. Adliyeye geçeceksiniz. İnşallah tutuklanırlar. Ya umarım tutuklanırlar. Yani tabii emniyet bazen her türlü üzerine düşeni yapıyor ama sayın savcılık, işte yetkililer, sayın mahkeme başkanları, tabii onlar çok daha farklı şeylere bakıyorlar. Tutuksuz yargılanabiliyor. Ama işte siz bütün belgeleri sundunuz değil mi inşallah savcılığa? Ben bütün belgelerimi verdim. Ömür, ben buraya gelmeden önce, ben de engelli olduğu için, hı hı, kızımı aramış. Şimdi bugün mü? Yok yok, buraya gelmeden önce. Ben, 3 gün önce. Evet. Aramış kızımı. Kızıma demiş ki Asiye'ye şahitlik yapmaya, yalan şahitlik yapmaya gidiyor. Evet, hep öyle. Annenin hakkında şikayet edeceğim, ben anneni dolandırmadım. Peki çıkmadı, beni, ömürde kaçtı son dakika. Beni kim kömürcüye götürdü? Ben küçük bir yazıhaneye girdim. Küçük kamera koydular. Ben dedim neden geldin buraya? Kameraya dalmışlar. Ondan sonra dedi abla neden geldin sen, bir anlatır mısın? Valla bilmiyorum ki, beni buraya getirdi dedi. Sen çık dışarıya dedi. Teyzeye bir çay verin dedi. Kömürcünün elemanı. Tamam. Neyse şeyi çağırdı, Ömür'ü çağırdı. Ömür girdi çıktı. Abla dedi bak yanlış anlama, ben sana kesinlikle dedi kalleşlik yapmam. Sen benim teyzemsin. Zaten her yerde beni teyzesi olarak bildirdi. Şöyle söyleyeyim size. Ya emin olun, onun da Aydın Bey'le ve diğerleriyle bağlantısı varsa onlarla ilgili olarak da gerekenler zaten yapılacak. Ama ben İzmir Emniyet Müdürümüze, evet, kocaman bütün ekibine bir alkış rica ediyorum lütfen tekrar. Diyorum ya yani... bizler gazeteciler olarak bütün her şeyi, dokümanları, gerçekleri konuşuyoruz, olayın fotoğrafını çekiyoruz. Sonra iş emniyette, yargıda, savcılarımızda tıpkı bugün olduğu gibi. Tebrikler valla, inşallah sonuca da ulaşır bir an önce de, eğer gereken suçları varsa da tutuklanırlar. Gücümüz sizsiniz. Estağfurullah. Evet. Her zaman, her zaman sizden. Başımın üzerine yeriniz var. Duydum kızlardan. Ay, yemin ederim. Merak etmeyin, gelişmelerden sizi haberdar edeceğim.